Silahların gölgesinde halk iradesi olmaz. Terör soruşturmasından kayyum atanan Hakkari Belediyesi'ne bazı barolar sahip çıktı. Vatan Partili hukukçular tepki gösterdi. Belediyeler hendeklerden çıkartılan PKK'ya bırakılamaz. Bu gerçeğe aksi tavırlar Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, teröre karşı mücadelesini hiçe sayarak hukukçuluk oynamaktan başka bir şey değildir. İçinde Ankara Barosu'nun da bulunduğu 28 baro eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanmasına yönelik ortak açıklama yayınladı. Ancak eski başkan Akış'ın suç dosyası oldukça kabarık. Ankara Barosu ve açıklamada yer alan diğer barolar vahim bir hata içindedir. Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış'ın terör örgütü adına sorgulama yaptığı, kepenk açtırmamak için esnaf üzerinde baskı kurduğu, yine örgüt adına vergi topladığı, terörist cenazesi düzenleyip halkın buraya katılımını sağlamaya çalıştığı, PKK kamplarına giderek üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve örgütün ihtiyacı olan birçok alanda faaliyet yürüttüğü noktasında ciddi iddialar mevcuttur. Yukarıda saydığımız teröre ilişkin fiilleri işlediği iddia edilen bir kişinin belediye başkanı olarak görevine devam etmesi mümkün müdür? Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu adına açıklama yapan avukat Fırat Kayaönü, kayyumla başlayan mücadelenin HDP DEM Parti'nin kapatılmasıyla sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti. Terörün siyasi uzantısı DEM Parti'ye karşı kayyumla başlayan mücadele HDP DEM Parti kapatılarak tamamlanmalıdır. Başta mensubu olduğumuz Ankara Barosu Başkanı ve yönetimini de her fırsatta Batı destekli bölücü terör örgütünü meşruiyet sağlayan, kalkan olan ve nefes alma imkanı sağlayan açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.